Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes ve tabii ki Facebook'taki yayınımızı takip eden kardeşlerimiz. Bugün 15 Nisan 2020 Çarşamba. Herkese çok güzel, çok mutlu bir gün dileyerek programımıza her zaman olduğu gibi öyle başlıyoruz, öyle başlamak istiyoruz. Ülkede yeni vaka yok. Bu pozitif bir haber aslında. Ama İngiltere'den ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Çok değerli insanlarımız yaşamlarını yitiriyor. Bunlardan bir tanesi İsmail Özbarış. İsmail Özbarış yakın bir, çok yakın bir döneme kadar ülkemizin sendikacılığında çok aktif devrimci işçi sendikalarının, DEVİŞ'in önemli yöneticilerinden, üyelerinden biriydi. Çok değerli bir insan. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hem üyesi hem sempatizanı, aktif üyelerinden biriydi. Yakın bir zamanda oğlu sevgili Direnç'in yanına gitti Londra'ya. Direnç'le ben İngiltere'de çalışma fırsatı buldum. Birlikte hem aynı şirkette çalıştık bir miktar aynı projelerde hem de Niyazi abinin yanında, Niyazi Enver'in yanındaydı. Orada çalışıyordu. Çok değerli, çok güzel bir grafik sanatçısıydı, grafik çalışanıydı, grafik ustasıydı. Grafik designer'dı Direnç. Onun babasıydı İsmail abi. Allah rahmet eylesin. O da koronavirüse yenik düştü. Ahmet Ömer amcamız vefat etti. O da büyük konuklu, ben onu tanımadım. 86 yaşındaydı. Büyük konuk belediye başkanı. Onun akrabasıymış, paylaşımda öyle diyor. Allah rahmet eylesin. Tüm kaybettiklerimizi 60'ı geçti İngiltere'de Kıbrıslı Türk ölü sayısı. Tümüne Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık dileklerimizi gönderiyoruz. Hayat devam ediyor. Yapacağımız fazla bir şey yok. Mehmet Şenler kardeşim günaydın. Elimizden bir şey gelmiyor bu konuda. İsmail Özbarış'a, Ahmet Ömer'e Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Hayat devam ediyor. Ercan Ergun, günaydın. Türker Yiğitcan, günaydın. Hayırlı yayınlar diler. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim, diyor başkanım Türker Yiğitcan, eski başkanımız, komutanımız. Cumagül Muradova, günaydın. Tekin Tuluk, hayırlı sabahlar. Sayer Aker, Ekrem Gazi Özuysal eniştem, günaydın. Mustafa Karataş, Ahmet Beyaz, İçim Nadiri, Ömer Alkan, Necdet Mavi Gözlü, günaydınlar efendim, günaydınlar. Türe, Arap Umut. Evet, Çatalköy'de çıkan söylentiler doğru mu? Söylentilere hiç kimse inanmasın. Türe, Arap Umut, ta ki resmi makamlar bir açıklama yapsın. Çatalköy'de çıkan söylentiler, şimdilik herkes evinde kalsın, bizim haberimiz bile yok böyle bir söylentiden ama sabah öğrendik. Servet Altunel, günaydınlar, iyi yayınlar. Şimdi sıkıntımız çok büyük. Sıkıntıya geçmeden önce Gül ablamızın, sevgili Örsan Balıkçıoğlu'nun anneciğinin bugün doğum günü. Yönetmenim Örsan Balıkçıoğlu diyor ki, her şey yalan, gerçek sensin anne, diyor. Ve biz de Gül ablamızın doğum gününü kutluyoruz. Örsan Balıkçıoğlu kutluyor tabii ki. Selamlarımızı da iletiyoruz. Hem Gül Balıkçıoğlu'na hem Şaban Balıkçıoğlu doktorumuza da selamlar olsun. Candan Tarlan Ali, günaydın. Mesut Kazık, Fatma Mete Taşkan, Sedat Avcan, Servet Altunel, günaydınlar. Hayırlı yayınlar abi demiş. Sağ olsun, teşekkür ederiz Amber Evren. Efendim, sıkıntı gerçekten çok büyük. Gelecek büyük anlamda belirsiz.
İngiltere'de bugün Maliye Bakanlığı'nın bazı raporları paylaşıldı ve Maliye Bakanı diyor ki son 300 yılın 1709 yılından bu yana dünya böyle bir ekonomik sıkıntı görmedi. Eğer diyor Kemal Baysaloğlu, Amber Evren günaydın, Hidayet Ali Sarı günaydın. Eğer diyor İngiliz Maliye Bakanı, Tarkan Sabit kardeşim sana da günaydınlar. Eğer diyor İngiliz Maliye Bakanı 3 ay her yer kapalı kalırsa İngiliz ekonomisi işte %30, 33, 38 falan hesaplar yapıyor. Duracak, bitecek, batacak. Zekiye Paşa günaydın. Çok üzüldük. İsmail Bey'in mekanı cennet olsun. Hak edilmeyen bir ölüm nedeni yazık oldu diyor Zekiye Paşa. Aynen öyle. Salih Demirkent, güya salgın bitmiş gibi insanlarımız yollarda geziyor. Evet, bugün o da var. Onu söylemeye çalışıyoruz aslında. Biz hala evde kalmak zorundayız bir miktar. Evet, tabii sağlıkta elimizde hiçbir şey olmamasına rağmen olanlarla idare ediyoruz. Başka ülkelere göre çok şanslıyız. Ada ülkesiyiz, nüfusumuz belirli. Kontrol etme şansımız daha yüksek her şeye rağmen. Çok güzel insanlar çıktı, iş insanlarımız bizlere yardımcı oldu, bazı kitler satın alındı, ilaçlar geldi falan filan. Ama bu gerçeklerin ötesinde şunu hiç yapamadığımız inancındayız ve yapamayacağız da galiba. Halka katakulli umut vermekten vazgeçin. Yapın, yaptık deyin. Çünkü şu anda cazcayız, edeceğiz, göreceğiz, yapacağız, bitireceğiz falan gibi ifadeler çok anlamsız. Salih Canseç Müdürüm katılıyor mu bana? Diren Remzi Sadıç, Metin Emir Ali, Bengisu. Evet, Salih Karalım. Bahçe ve tarım aletleri satış yerim var. Bu riskten dolayı kapalıyız. Buna benzer iş yerlerinin 8-12 saatlerinde açık olduğu görüldü. Bu konuda bakanlık bir açıklama mı yaptı? Biz de açabilir miyiz diyor Salih Karalım. Hiçbir bilgim yok. Henüz herhangi bir yerin açılabileceği konusunda bir açıklama yapıldığını ben işitmedim. Sorun bakanlığa. Evet, geri dönüyorum şu anda tekrar. Pandemi hastanesi yapılacak. Türkiye'den tam destek. Hani? Yapın pandemi hastanesini. Yaptık deyin. Kurban olan kalem tutan ellere. Türkiye'den destek gelsin. Bu Türkiye eleştirisi değildir. Şu anda Türkiye hiçbir şey yapamaz bu konularda. Türkiye'nin gerçekten durumu çok sıkıntılıdır. Yani Türkiye'nin şu anda böyle... Yani evet, Türkiye'nin Maliye Bakanı diyor ki biz en iyi durumdaki ülkeyik, ama nasıl en iyi durumdaki ülkeyik? Günü birlik çalışan insan modeli gidiyoruz. Yani 10 lira daha hediye edin bana diye telefonlara mesaj geliyor. Çünkü para yok. Çünkü para yok. Bizde de yok. Bizde hiç yok. Şimdi sizin yapacağınız bu tür açıklamalar, çok üzgünüm ama, bize daha büyük sıkıntı yaratıyor. Çünkü görmediğimiz zaman çözümü, bu durumda bile propaganda yapıyor olmanız bizi rahatsız ediyor. Bizi rahatsız ediyor. Bize söyleyecekseniz 200 kutu hap getirdik deyin. Halil Falyalı Bey'in yaptığı gibi. Ama gelecek, edecek, çözecek falan filan, bunlara girmeyin. Çünkü ortada bir plan yok. Ortada kesinlikle bir plan yok ve olamaz da. Kim yapacak ki planı, nasıl yapacak? Hani kredi, nereden? İç borçlanma mı? İç borçlanma, bilemem. Kimin nasıl maaş alacağı, nereden maaş alacağı belli değil ve kavga konusu. Çünkü... Özel sektörle
kamu sektörü arasındaki farkı dün bir kez daha sevgili Mehmet Saydam konuğumuzdu, anlattı sizlere. Benim tekrar etmeme gerek yok ama bugün yazmaya çalıştım. Bu ülkede soylular var, kamu sektöründe maaş alanlar, bir de köleler var bizim gibi. Biz köleyiz. Gerçekten köleyiz. Köleler, özel sektör çalışanları bu ülkede köle. Başka açıklaması yok. Ha bir de kahramanlarımız var, onlar kalsın. Şerife Turgay Derya, Tahir Özbek, Türkiye Cumhuriyeti 70 milyon TL'den fazla para gönderdi. Şu an için yetmez mi, nerede? Kim gönderdi? Nereye gönderdi? 50 milyon Türk lirasıdır gelen para, 62 milyon Türk lirası da silahlı kuvvetlere ödendi. Onun için şu anda gelen para yok. Sadece söyleniyor. Yetme yetmeme meselesi değil zaten. Türkiye göndermiyor diyen yok sevgili Tahir Özbek kardeşim. Türkiye gönderiyor ama şu anda gönderemiyor. Onun için birinin söylememesi lazım, onu söylüyorum. Birinin Türkiye'yi suçladığı yok. Türkiye nasıl göndersin ki şu anda? Anladın? Kendi para toplarken nasıl gönderecek? Kimse suçlamıyor, birini suçlamıyor. Benim suçladığım bizim yöneticilerimiz. Gaz vermesinler bize boş yere. Bize plan okusunlar, plan anlatsınlar. Ahmet Östemer, günaydınlar. Destek ol köstek olma, oyna gege, aynen. Zeleşe Teçen'e, günaydın Serhat Bey, önce sağlık diyor. Zeleşe Teçen'e, isim öyle yazıyor. Gelsin paralar, bozulmasın aralar. Gülsen Karalım, Doktor Yağmur'un açıklamaları var. Bakarız bugün ona da. Tahir Özbek, selamlar tekrardan. Bizim söylediğimiz o değil. Gün Bey Yumurtaları, günaydın. O Gün Bey, İbrahim Yalçındağ, günaydın. Nazim Abdullah, çok çok teşekkürler. Günaydınlar. Londra'dan acı haberi duyduk diyor. Evet, selamlarımızı ediyoruz. Evet. Evet, kampanya yapıldı. 3,5 milyon TL toplandı. Para var. 3,5 milyon TL. Kaç kişiye yeter? Evet. Günaydın tertibim. Mustafa Muaç kardeşim, günaydın. Mehmet Ali Çavuşoğlu kardeşim, günaydın. Maaşlar, okullar, üniversiteler, inşaat sektörü, turizm, ihracat, tarım, ithalat, uçak, ulaşım, bayındırlık, projeler, hayvancılık, bütün bunlarla ilgili plan ve program olması lazım. Sağlık tabii ki en başta. Ama bunun üstüne biz ne yapıyoruz? Elektriğimiz, suyumuz hiç belli değil. Su Haziran'da belki ihalesi çıkar, Temmuz sonu belki onarılır, belki Ağustos'da su biter. Gılınan gıl, Hollywood filmlerine benzer. Şu saatli bombayı kollar ve tam böyle patlamasına 3 saniye kala Bruce Willis keser gene şeyi, sigortacını. Sigortacı der gene Bruce Willis ya da Sylvester Stallone ya da Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt. Anladın? Murat Babür, günaydın. Hayırlı sabahlar. Yani olay bu. Ve biz bunun üstüne vaatler, 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 pandemi hastanesi yapılacak. E nereye yapacaksın? Daha çok paran var iken yapamadın. Daha çok paramız var iken yapamadık, şimdi yok. Yani ayranımız yok içmeye, atla gidiyoruz, dıgıdık dıgıdık. Olmaz ya böyle, yani lütfen, lütfen gerçek konuşalım, gerçekleri konuşalım. Evden çıkmayın, şu anda yapabileceğimiz tek budur. Paramız da yoktur. Olduğu zaman da maaş alacaksınız deyin, insanlar bilsin. Ha isterseniz buyurun seçim yapalım, nasıl yapacağız? Yapamayız. Nuri Karadağ, günaydın. Raif Erdal, Gonca Nadir, Ali Unyayar, günaydınlar. E Türkiye'den tam destek. Nasıl destek? Tabii ki Türkiye'yi çok seviyoruz, tabii ki Türkiye bizi çok seviyor. Bir sıkıntımız da yok. Ama bunu söylemeyin ya. Önce destek gelsin, ondan sonra konuşalım. Bir de bunun üstüne iç kavgalar var. Sen yediydin, yok sen yediydin, yok yok ben yediydim, sen yemediydin, ona para buna para, UBP'de karıştı. Şimdi
Xi Jinping aradı, gönderiyorum size para dedi. Donald Trump aradı, hiç merak etmeyin dedi. Açılsın kapılar, ben size Amerikalı turist dolduracağım içerisini. Putin de aradı, hatta Boris Johnson ilk uyandığında başkasının yalancısıyım demiş. TRNC'ye yardım yolladınız mı? Yok öyle bir şey, bizi kimse bilmiyor. Bizi kimse de tanımıyor. Evet, önemli bir olay bunlar. Onun için söylemeyelim. Çünkü siz söylerseniz biz de söyleyeceğiz. Ben de bunları söyleyeceğim. Alo, ne oldu be Xi Jinping? Çin'den aran beni ha? Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti'nin başkanı aradı beni ve dedi ki hepinize korkmayın da ben Çinli turistleri yollayacağım, açılır açılmaz her şey. Yok öyle bir şey ya. Murat Mert Kahan Güler, günaydınlar, Vitsada'dan herkese selamlar. Ziba Kiraz ellerinden öpüyorum. Geçecek bugünler diyor. Yan cepte boş, arka cepte boş. İyi yayınlar diyor Şener Dağgül. Her taraf boş. Boş. Ha, ne yapayım? Sami Karasalih, günaydın. Abdülkadir Demir. Çok teşekkürler Abdülkadir Demir. Sağ olasın. Yok abi, biz girmiyoruz bu işlere. Biz girmiyoruz kimsenin kavgalarına. Allah iyilik versin hepsine. Hiç girmiyoruz. Yemeyen var mı Serhat Bey? Ya o işini yapan insan parasını alacak ama bu zamanda kavgasını etmeyecek tabii ki. Benim söylediğim odur Murat Mert. Bey, bu Serhat Bey, bu ülkede yöneticilerin önceliklerimiz konusunda hala bir çelişki içerisinde bulunması bizleri üzüyor diyor Muhammed Reza Gaffari. Hatice Momin, günaydınlar. Güven Burgul, günaydınlar. Direnç kardeşimize de, Örsan Balıkçıoğlu da başsağlığı mesajlarını iletiyor. Biz de iletiyoruz bir kez daha. Evet, herkes evinde kalsın, gazı yapın diyor bahçesi olanlar. Belki maden bulursunuz, artık başka şansımız yok. Bu da ilginçti tabii ki. Evet, Ulusal Birlik Partisi tartışmalarıyla ilgili çok teşekkür ederim Hüseyin Önal kardeşim. Özbarış ailesinin başı sağ olsun. Minareden at beni, en aşağı tut beni durumlarındayız. İdare et vaziyeti diyor Hüseyin Önal, bu da doğru. Selamlar ediyoruz. Özgül Erdoğan Özdemir'a hayırlı sabahlar. Kıymetli hükümet mensuplarından ricam, kesin tanı konulmadan elle tutulur, itiraat yapmadan açıklama yapmamaları. Halkın çoğu panik atak hastası oldu. Evet, birçok konuda atak hastası olduk. Bir atakların hastası olduk. Sami Karasalih, günaydınlar. Evet, ortada iktisadi bir planımız yok ve olamaz da diye öyle diyorlar. Bu arada tabii ki dünyada haberler de devam ediyor. Türkiye'de bu mahkumlarla ilgili yasa geçti. Aynı yasa bizde geçse hapiste kimse kalmayacak. O kadar bir kapsamlı bir yasa oldu ama Türkiye'de çoğunluğu kişilere karşı işlenmiş suçlardan mahkum tutuklular da serbest kalacak. Yani cinayet işlemiş insanlar bile serbest kalacak. Olay bu. Niye kimse eleştirmiyor? Niye kimse bir şey söylemiyor bizde yani? Sadece biz söylediğimizde kompleks içeren ciddi bir eleştiri yağmuruna tutuluyoruz. Kimse kusura bakmasın ama hapishanede Türkiye'dekine benzer bir çözüm bulunması lazım bizim için de. Çünkü bir haber daha vereyim size dünyadan. İngiltere'de şu anda ölü sayısı 12 bin civarında ama ani ve seri olarak 4 bin kişinin ölmesi bekleniyor. Biliyor musunuz neden? Bakım evlerindeki yaşlılardan korkuyorlar. Ve yapacak hiçbir şeyleri yok. Gidecek hiçbir yerleri yok. Onları dağıtmak lazım. Onları bir arada tutmamak lazım. Çünkü girdi mi hepsi. Bir tane giriyor hepsi ölüyor. Bir tane giriyor hepsi ölüyor. Anladın? Olay bu. Biz hala yok yok bunlar suçludur. Sokun genleri içeri. Tamam. En azından insana karşı suç işlememiş olanlara ya af çıkarın ya bir şey yapın.
Bir şey yapın. Şartlı salıverme. Daha toplanacak şartlı salıverme. Ve bazıları bırakıldı, bazı insanlar, tutuklular, ama o kadar yetmez. Evet, hastane yanındaki yolda millet yürüyüş yapar. Bizim insanımızda da iş yok. NATO kafa, NATO mermer demiş Kato Kader şoför. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler diliyor. Hastane yapılana kadar hayırlısıyla korona morona kalmaz diyor Enver Buda. Bir sonraki artık pandemiye inşa edebilirik. Yani şu anda hastane inşaatımız başlasa, şu andaki bütçeyle bitirme yılımızın 2075 olmasını hayal ediyorum ki ben zaten o dönemde insanların Mars'ta tedavi görmeleri ihtimali de ortaya çıkacak. Yılbay Direkçi, ben planımı yaptım. Frakti, domates, kabak, biber, patlıcan, karpuz, kavun ve hıyar ektim. Aynı şeyleri siz de yapın. Çünkü yarın bunlara ihtiyacınız olacak. Herkes evine 4 tane bulursa tavucuk alsın, bir de horoz. Vurucu timden horoz. Bir zaman hikayesini anlattıydım. Tavuk sabah tavucuğumuza yapıyor horoz. Akşama yumurta hazır. Akşam yatmadan evvel horoz aynı işi yapıyor. Tavuk sabah yumurta hazır. Hatta bazen öğlene de çıkarır aynı tavuk ve aynı horoz diye de söyleyen vardı. Bu tür bir tedbircik alın artık. Çünkü plan, kişisel planınızı yapın, ama esas devletin plan yapması lazım. Devletin oturup bazı şeyleri konuşması lazım diye düşünüyoruz. Evet, Amerikan istihbaratı incelemiş, koronavirüsün tamamen doğal olduğunu açıklamış bir general. Ayşe Şah günaydın, Gönyeli'de dün yürüyüş günüydü. Onun için biz evde, onlar sokakta, sağlık var diyor. Yanlış. Kemal Osman Ceyhanlı, Muhammed Gözay, Aziz Kemal, Burak Kürşat, günaydın. Umudun hiçbir zaman batmayacağı bir ülke. Çünkü tek dayanak umut diyor Burak Kürşat. Selamlar, saygılar. İnşallah öyledir. Serkan Kocabaşoğlu, günaydınlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Hasan Çakıcı, 10.000 TL maaş alan devlet memurlarını duyunca herhangi bir partiye üye olmadığım için kendimden nefret ederim. Keşke daha yakın dursaydım, siyasetçilere de varsın. Şimdi 3 ay aç kalırdık biz de diyor Hasan Çakıcı. 10.000 yok, 8.500 var tabii ki. Evet, bu arada bir fotoğraf var. Adam aracın içinde koronadan öldüğü için aracıyla birlikte defnedildi. Malını o bir tarafa götüren ilk insan olarak tarihe geçti diyor. Öyle değil herhalde, aracın içini bilmiyorum ne yaptılar sevgili Ömer. Bu da bir şakadır herhalde Ömer. Karavezirler, günaydın. Çinliler koronayı yok etmişler diye mesaj yayınlandı. Acaba koronayı da mı yediler? Allah iyiliklerini versin tabii ki. Güler Eliyeva, günaydın. Kısmet İzanoğlu, evde kal, güvende kal. İyi günler, iyi yayınlar. Devlet 1500 TL verecekmiş küçük esnafa. Bunu yapacağına sosyal sigortaya yatırımlar. Böylelikle iki iş yapmamış olacaklar. Yaşar Aracı diyor bunu. Bilmiyorum abi, sen bilin. Aziz Kemal, Muhammed Gözay, Kemal Osman Ceyhanlı, Bilal Dericioğlu, 175 mülteci unutuldu, 40'tan fazlası çocuk bir apartmanda kilitli, hükümet ne yapacağına karar veremedi, Bilal Dericioğlu. Ne yapsınlar Bilal Dericioğlu zaten? Kubilay Güler, Aydın Tepe, günaydınlar, iyi yayınlar. Evet, hava durumuna geçelim. Hava durumundan sonra gazetelerimizin ön sayfalarıyla da devam edeceğiz. Onu hatırlatalım sizlere. Bu arada İngiltere'de dün 778 kişi hayatını yitirdi ve 12.000 oldu, onu da söyleyelim. Dünya Sağlık Örgütü'ne desteğini de Trump kesecekmiş, bunu da ayrıca sizlere belirtmiş olalım. Söz vermeyin lütfen, vaat yapmayın şu anda lütfen, vazgeçin bu huyunuzdan. Söz vermeyin, vaatte bulunmayın. Sayın Başbakanımızla Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı dün görüşmüşler. Covid-19'la yapılan mücadeleyi değerlendirmişler. Türkiye'den tam destek, bize destek vereceklerini. Allah razı olsun. Allah herkesin, bize destek veren herkesin tabii ki tuttuğu altın olsun. Ama bu konuda olmadan bir şeyi fazla abartmayalım. Olur söylediğim, söylemeye çalıştığım. Lütfen önce olsun, sonra anlatalım. Ama cekcak, cağız, cekiz. 20 tavuk, 5 horoz var. Horozları ayırdım. Haçana bir onları izleyeceğim. Ayıp da bilmezler diyor Sami Karasalih. 5 tane horoz olmaz kardeşim. Doğru söylemen. Çünkü 5 tane horoz aynı yerde olmaz. Evet. Serhat Bey ve Kanal T ekibi, günaydınlar. Konrad Derviş, günaydınlar. Sevgiler, saygılar. Hemen Aydın Tepe geçelim.
Görelim nedir havamızın durumu. Ömer Sarıoğlu, Yılbay Direkçi Hüseyin Önal, tekrar sevgiler saygılar. Sezgin Özüzmez'e sevgiler saygılar. Ve geçtik havamızın durumuna. Çok çabuk, çabuk çabuk geçelim. Sonra gazetelere bakalım. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün hava alçak basın sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacakmış. Hava parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer yağmurlu geçecekmiş. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Girne 22, Çamlı Belvelap'ta 20, Akdeniz 22, Boğaz, Alevkıyas, Esentepe, Belefke 20, Güzelyurt 23, Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, Beyarmudu 25, Gazimosa 22, İskele 24, Yeni Erenköy 20 derece santigrat olacakmış. Evet, hava parçalı, çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif sağanak, yağmurlu. Kim diyor bunu? Bunu meteoroloji dairemiz diyor. Biz de sevgilerimizi iletiyoruz kendilerine. Ve ilk gazetemiz Haberci. Haberci gazetesi, Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, kesinlikle henüz zirveyi görmüyoruz derken ülkemizde alınan önlemler gevşemeye başladı. Bunlar kişisel önlemler. Evet, Lefkoşa Sosyal Sigorta Dairesi'nin önü dün ana baba günüydü. Bu ne acele? Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı. Harris, salgının dünya genelinde görünümüne bakıldığında vakaların %90'ı Avrupa ve Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla henüz zirveyi görmüyoruz. Kısıtlamaların kaldırılmasından önce iş yerleri ve okulların salgından korunması, kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Yani evet, dışarı çıkan insanlarımız var, çıkmayın diyoruz, yalvarıyoruz ama çıkacaksanız da maskenizi, sosyal mesafenizi koruyunuz. Yalaş bulaş olmasın. Hükümet kamuda bazı dairelerin açılacağını duyururken özellikle cephede savaş veren hekimler ayağa kalktı. Salgın olursa altından nasıl kalkacağız diye veryansın eden hekimler, hükümet halkı intihara sürüklüyor dedi. Covid-19 hastalarının tedavisinde çalışan göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Yağmur Aldağ, lütfen iyi gittiğimiz pandemideki savaşımıza çomak sokmayın dedi. Aldağ, açmayı planladığınız daire ve iş yerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın lütfen. Size sunduğumuz önerileri lütfen ciddiye alın çağrısında bulundu. Yani Allah belanızı versin demeye getirmiyor tabii ki. Lütfen diyor Doktor Yağmur Aldağ. Lütfen diyor, anlayın diyor. Kalkarsak çünkü altından kalkamayacak. Anladın? Yersek bu pandeminin bir iki tane fişengini uyanamayacak. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Bülent Dizdarlı, zaman miras yedi hovardalığıyla harcanmıştır diyerek hükümetin bazı devlet dairesi ve özel sektördeki işletmelerin açılması için acele ettiğini dile getirdi. Dizdarlı, sektörler ve devlet daireleri sağlık altyapısı hazırlanmadan açılmamalıdır. Hekimlerimiz, özellikle de hemşirelerimiz çok yoruldu, yedek güç hazır değil. Evet, bu konuda da devlet biraz sınıfta kalmış durumda. Çünkü gönüllü bir yedek gücün hazırlanması lazımdı. Çok kısa sürede İngiltere'deki gibi eğitilmesi gereken, en azından hasta bakımıdır, nakliyesidir, şusudur, busudur konusunda gençlik yaratılmalıydı. Yani sağlıklı ve koronavirüs bulaşırsa başkalarına bulaştırmadan kendi kendine atlatma şansı yüksek olanlardan bir gönüllü ekip hazırlanmalıydı. Bu konuda gönüllü var mı tabii ki, o da ayrı bir mesele, var.
Var. Ben biliyorum, var. Evet. Cesetleri boş odalara da doldurdular. Morglarda yer kalmadı. Bu da Amerika için geçerli ve rehavete kapılmayın. Doktor Ali Pilli Bakanımız da aynı şeyi söylüyor. Yeni vakamız yok. 4 vaka taburcu oldu. Allah onlara geçmiş eylesin. Evde kalmaya devam etsinler. Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım. Kurallara uyalım diyor Doktor Ali Pilli. Halka da çağrıda bulunarak COVID-19 mücadelesinde ülkemizin iyi bir noktada olduğunu ancak bunun rehavetine kapılmadan alınan önlemlerin aynı seviyede devam etmesinin önemine dikkat çekti. Haberci gazetesinde bugün bu konuyu okuduk. Serhat İncirli'nin yazısı Soylular, Köleler, Hapishanemiz, Gece Kulüplerimiz. Bir de Kahramanlarımız, biraz sonra okuyacağız bunu. Nacak gazetesinde bugün yine manşette kumarhanesi olan otellere 49 yıllığına kiralanan devlete ait deniz kenarlarındaki en değerli arazilerin kira bedellerini açıklamaya devam ediyoruz. Evet, Merit Park Otel Kasino'nun faaliyet gösterdiği 30 dönümlük arazi 49 yıllığına Akfen Gayrimenkul Limited'e kiralandı. Aylık kirası 1175 dolar. En baştan beri söylediğimiz olay bu. En baştan beri belirttiğimiz tabii ki çağırın, satın. Şu anda paraya çevirin bunu. Tabii yasal olarak bir hakkınız var mı bilemem ama bu çok önemli. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. 54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Alınan önlemleri değerlendiren Halkın Partisi Genel Sekreteri Rogers salgının yayılması engellendi diyor. İnşallah öyledir Sayın Rogers. Evet, Haberci ve Nacak gazetelerine baktık. Bunlar tabii ki dijital olarak yayınlanan gazetelerimiz. Şu anda onları sizlere aktardık. Başka dijital gazetelerimiz var mı? Onlara bir bakalım ve devam edelim. Evet, devam edeceğiz. Hemen bakıyoruz. Özür dilerim. Rehavet bizi bitirir. Bu da Kıbrıs manşetin manşeti. KKTC'de koronavirüs vakalarında yaşanan paralel seyir sokağa yansıdı. Vatandaşlar ve özellikle üçüncü ülke vatandaşları yasağı ihlal ediyor. Evet, bu çok önemli. Hükümet 17 Nisan'dan sonra kademeli olarak bazı sektörlerin açılması, ekonomik hayatın canlanması planları yaparken bazı vatandaşlar tedbiri elden bırakmaya başladı. Tedbiri. Polisin imkanları ölçüsünde göz açtırmadığı sorumsuzlar, virüsün pik yapmaması ve yatay bir seyir izlemesiyle rehavete kapıldı. Zaman zaman özellikle başkent Lefkoşa'da trafik bile yaşanmaya başladı. Market, eczane, banka gibi elzem ihtiyaçları bahane eden bazı vatandaşlar, özellikle de üçüncü ülke vatandaşları sokaklarda geziyor. Polis Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasaklarının alındığı günden itibaren bugüne kadar toplam 1128 kişinin yasakları ihlal ettiğini belirtti. Bu sayıya her saat yenisi eklenirken kayıtlara girmeyen yüzlerce insan sosyal mesafe kuralına dahi uymadan sokağa çıkıyor. Polis tarafından 14 Mart'tan itibaren toplam 41 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu da tespit edildi. Uzmanlar virüs pik yapmadan tamamıyla ortadan kalkmadan rehavete kapılmanın çok acı faturası olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Öte yandan bazı bilim insanları KKTC'de yapılan test sayısının yetersiz olduğu, gerçek vaka sayısının bilinmediği, bu yüzden tedbirin kesinlikle elden bırakılmaması. Bu çok önemli, buna vurgu yapıyor. Evet, polis gerçekten çok güzel bir görev yapıyor ve takdir ediyoruz ve kelle koltukta yapıyor bu görevi. Evet, Tatar
yumruğunu masaya vurmalı diyor. Tatar'a yakın partide bazın bası görevini üstlenenlerin arasında dün savaş medyaya da yansıdı diyor. Örsün Balıkçıoğlu, teşekkürler. UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar partinin seçim harcamaları, kampanyası ve buna bağlı iddiaları yalanladı. Sorun yoktur dedi. Bir MYK üyemizle ilgili olarak ileri sürenlerin gerçek dışı olduğunu belirtmek isterim dedi bugün. Evet, biz bu konuya fazla girmiyoruz ama Levent Özadam diyor ki Tatar elini masaya vurmazsa diyor, uyarıyor yani başbakanı ve genel başkanı. Evet, Başbakan Ersin Tatar dün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başbakan Tatar, Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde devam edeceğini ifade etmiştir. İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı diyor Sayın Ersin Tatar'ın bu konudaki açıklaması vardı. Halk endişeli, normale dönmek için henüz erken. Evet, bugün böyle diyor göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Yağmur Aldağ. Lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın diyor Volkan Gazetesi'nin ön sayfasında. Evet, bugün önemli bu konu. Gerçekten halk endişeli, normale dönmek için henüz erken. Önce sağlık. Bu konuyu da birazcık yani sokağa çıkma konusunu birazcık dikkatli değerlendirmemiz lazım. Evet, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, mevcut durumda sektörlerin hizmete açılmasının bizi felakete uğratacağı uyarılarında bulundu. Tehlikeli oyun, havadisin bugünkü manşet başlığı. Doktor Gürkut, sektörler hizmete açılabilir ancak bu virüs uzun süre hayatımızda olacak. Canımız yanmaması için önce ve süratle ilaç stoğumuz, tıbbi malzemelerimiz, yoğun bakım yatak kapasitemiz ve benzeri altyapımız tamam olmalıdır. Sağlık sistemimiz daha fazla vakayı kaldırmaz. Olay bu işte. Bunu söylüyoruz. Bunu söylüyoruz. Yıllardır uzmanlar da söylüyor. Herkes söylüyor. Ayran yok yani. Onun için atı şimdilik bağlı tutalım lütfen. Bırakın kişnesin. Orada kalsın. Ama atına lütfen büyük abdeste gitmeyelim. Normal tuvaletimizi yapalım. Tamam? Durum bu. Durum bu. Aksi takdirde bu vebali aç kalacağız. Doğrudur. Doğrudur. Onu işte düşünelim. O yardım yapılacaksa yapılsın. Hamasetten ve vaatten onun için vazgeçelim diyorum. Çünkü şu anda evet ekonominin ihtiyacı var canlanmaya. Çünkü bu iki ucu da kirli bir değnek ama dikkatli olalım. Evet, Doktor Gürkut, sistem tamam hale getirildikten sonra hizmete açılacak sektör veya kurumlarda mutlaka vardiya usulü çalışılmalı. Vardiyadaki personelin değişmemesi gereklidir. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmalı. Her iş günü sonunda iş yeri dezenfekte edilmeli. Yine de vaka sayısının artma riski var. Evet, ülkede sadece COVID-19 hastaları yok. Kışın yine bulaşıcı hastalıklarla mücadele edeceğiz. Bir steril hastane, bir de pandemi hastanesi oluşturmalıyız. Sistemimizi COVID-19 hastalarının yanında diğer hastalarımıza hizmet verebilecek duruma getirmeliyiz. Şu anda onlar mağdur diyor. Pandemi yöntemi konusunda, yönetimi konusunda organizasyon dağınıklığı var. Bir pandemi yönetiyorsak esas kılavuzluk etmesi gereken ve tüm sektörlere rehberlik yapacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Gerekli altyapıyı oluşturma görevi bakanlıkta ve hükümettedir. Bütçe oluşturulmalı ve bütçe doğru kullanılmalıdır diyor. Güzel yorumlar bunlar. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde hükümetin özgür basını susturma çabalarına karşı Kıbrıs Türk'ü havadise sahip çıkmaya karar verdi. Evet, Havadis gazetesi ve birçok gazete destek toplamaya başladı. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Devam ediyoruz. Savaşımıza çomak sokmayın.
Bazı devlet daireleri ve özel sektördeki işletmeleri açmaya hazırlanan hükümete uzmanlardan ciddi uyarılar geldi. Doktor Bülent Dizdarlı, hükümetin bu konuda acele ettiğini söyledi. Sektörler ve devlet daireleri sağlık altyapısı hazırlanmadan açılmamalıdır dedi. Yağmur Aldağ'da doktor, lütfen iyi gittiğimiz bu pandemideki savaşımıza çomak sokmayın diye mesaj gönderdi. Halkın Sesi gazetesinden okuduk bunu. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı kaynak sıkıntısı çeken hükümete öneride bulundu. Kazinolardan 35 milyon dolar alabilirsiniz dedi. En başta Sayın Ali Falyalı'nın önerileri de vardı bu konuda. Dikkatli değerlendirmek lazım. Yani şu anda biz bunları mı düşüneceğiz? Ben alın ellerinden insanların demiyorum yapmışlar yatırımlarını. Ama bu işi paraya çevirmenin bir yönteminin düşünülmesi lazım. Bir yönteminin düşünülmesi lazım. Girne John kahvesi içtik. Akay Optik, Lefkoşa'da Mehmet Akay Optik, Mausa'da Vizyon 2000 selamlarını iletiyor. Çangar Motor, biz de onlara selamlarımızı iletiyoruz. Intergaz Mavi Tüp. Arayın 444-55-44. Gazınız bittiyse getirsinler. 444-55-44. Yeşildal. Sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Yeşildal kanalizasyon sistemleri hizmetinizde. Gelsinler, tıkanıklık varsa atsınlar gitsinler. Afrodit Wellness and Spa. Wellness and Spa bitsin bugünler. Gidecek, dinlenmeye ihtiyacımız olacak bizim de. Vestel. Vestel seninle her gün birlikteyim. Vestel televizyonumuz. Evet, her şeyimiz tabii ki. Sevener Travel, Sevener Travel inşallah en kısa sürede bu zor günler geçer. Selba Homes, saygılarımızla, bu Selba Homes'un selamı oldu artık. Selba Homes, Arden Hellim masamızdan eksik olmasın. Zafer Küpeş'te selamlar ediyoruz ve Solar Bay Paralik teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz sizlere. Evet, el birliğiyle özel sektörü bitirdiniz diyor Enver Mamülcü İşat Başkanı Star Kıbrıs'ın, dijital yayınlanan Star Kıbrıs'ın ön sayfasında. Ve bir bütün olarak hareket edersek en az zararla atlatacağız diyor Tolga Atakan. Çok güzel söylüyor, çok güzel söylüyor. Bugün ön sayfada o haber de var. Hakikat gazetesinde dijital yayınlanan bir başka gazetemiz ve Afrika gazetesindeyiz. Afrika gazetesi, Türkiye'den para gelmeyince halktan para toplamak için bazı daireleri açmaya karar veren hükümete doktorlardan tepki ve uyarı yağdı. Vebali ağır olur. Pandemi savaşımıza çomak sokmayın diye yetkilileri uyaran Doktor Yağmur Aldağ, lütfen açmayı planladığınız daire ve iş yerlerini en azından bu ay sonuna kadar açmayın. Lütfen size sunduğumuz önerileri ciddiye alın. Olası bir pik artışına hazır olabilmemiz için lütfen bize zaman verin ifadesini kullandı. Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, sektör açmak istiyorsanız hastaneyi tamamlayacaksınız dedi. Doktor Bülent Dizdarlı halka ve yönetime ciddi uyarılarda bulundu. Ve Doktor Erol Uçaner de uzman hekimlerin 30 Nisan'a kadar sabredebilmesi gerektiği konusundaki tüm uyarılara rağmen hükümetin virüs yatay seyirde ilerlediği için rehavete kapıldığını vurguladı. Türkiye'de katiller, tecavüzcüler, hırsızlar serbest bırakılırken yazar, gazeteci ve siyasilere af çıkmadı. Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş da bu aftan yararlanamayacak olanlardan biri. Barış Pehlivan da tabii ki. Evet, bizde de bu konuyu tartışmak lazım. Bizde de bu konu sürekli gündemde olması lazım. Kompleks yapmamak lazım. Konuşmak lazım bunları. Bugün Kıbrıs Postası gazetesine de bakalım. Kıbrıs Postası internette neler yazmış bizler için? Hemen bir bakıyoruz. Bugünkü yenilenen haberleri, neleri var? Partimizin seçim harcamalarıyla ilgili herhangi bir sorun yoktur diyor Ersin Tatar. Ulusal Birlik Partisi'ndeki tartışmayla ilgili. Akıncı vatandaşı yanıtlamış.
yol kimseye gönderme yapmadım diyor. Yol haritasını sağlık çizecek, siyaset onu takip edecek. Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı 4062, vefat sayısı 107 oldu. Bunu da Kıbrıs Postası gazetesinden aktardık. Gündem Kıbrıs gazetesine bir bakalım. Gündem Kıbrıs internette bir acı haber daha diyor İngiltere'den verdiği haberde. Söylediğimiz gibi aslen büyük konuklu olan 86 yaşındaki Ahmet Ömer, İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyük Konuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nun selamlarımızı iletiyoruz Sennaroğlu ailesine. Başsağlığı dileklerimizi Önder abiye de, Önder Bey'e de tabii ki Ahmet Sennaroğlu'na da iletiyoruz. Allah rahmet eylesin. Önemli bir haber. İtalya'da ölenlerin sayısı 21 bini geçti. Sadece New York'ta 11 bin oldu. İngiltere'de 12 bin. Bunları da sizlerle. Fransa'da dün sadece 562 kişi yaşamını yitirdi. Evet, bunları da paylaştık sizlerle. İlk aramıza gideceğiz. Aradan sonra gazetelerimizin baskılı olanlarına geçeceğiz. 8 tane baskılı gazetenin 7'si kaldı bizde. 7'sine bakacağız ve Serhat İncirli'nin bugünkü köşesini okuyacağız. Çok teşekkür ederim Orçun Gamalı kardeşim, Raif Toluk günaydın. Necdet Mavi Gözlü, katil ve tecavüzcüleri serbest bırakacaklarına onları saray önünde assınlar. Onlar koronadan daha tehlikelidirler diyor Necdet Mavi Gözlü. Biz burada demedik, Türkiye'de dedik, zaten bırakılacaklar. Güzel yürekli vatansever günaydın dedi Ecevit Ali Kanatlı. Hocam günaydın, sağ ol, teşekkür ederim. Ama bizim Necdet Mavi Gözlü hapishaneyle ilgili kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım. Hapishanedeki sosyal mesafeyi, hapishanedeki hijyen olanaklarını ve şanslarını artırmamız lazım. 12 kişi aynı anda aynı teknede dişini fırçalıyor. Tekrar ediyorum. Evet. Arkadaşlar lütfen evlerinizde kalın. Hafife almayın. Böyle güzel gidiyorken dayanın. Hiç mi dünyadan haberiniz yok? Görüyorsunuz insanların cenazelerini evlerden topluyorlar. Lütfen bu güzel giden olayı bozmayın. Hoşça kalın. Allah hepimizin yardımcısı olsun demiş Aziz Kemal. Çok güzel söylemiş. Evet, turizm ülkesiyiz, askeri üs ülkesi miyiz anlamadım. Girne'de asker bu çağda nedir bu alem diyor Salih Yusuf. İlginç. Gürcan Osman Baba, Sağlık Bakanımız dün akşam üzeri açıklama yaptı. Vakalar artabilir. Bunun sorumlusu gözlemlediğimiz kurallara uymayan halktır demiş. Açacaklar daire ve iş yerleri yüzünden olacak olan facia. Sorumluluğunu halka yıkmak için zemin hazırlarlar bence. Evet, bankaların önü, marketler, fırınlar, ana baba günü ama tapu ve kadastroya, tapuya, postaya, araç dairesine iki kişi kontrollü, tedbirli girerse bulaş mı olur diyor. Evet, bulaş olur. Dikkatli olmak lazım Yusuf Tuncer Parkut. Bankaların önünde de birçok kişi dikkat ediyor. Bu kurallara dikkat etmeyenlerin zaten lütfen bu işin şakası yok artık. Espri yapmaktan, şaka yapmaktan usandım. Ama geçen gün bir veteriner arkadaşla da konuştum, ilaç gelmiyor. Yani o sıkıntı yaratanlar aslında ilaç eksikliğindendir diye düşünüyorum herhalde. Özür dilerim ama başka şansımız yok. Sayer Aker, Kanal T yorumları Rumca'da yazılsın demiş. Bir eleman da alalım Rumca'ya çevirsin her şeyi diye herhalde söylüyor. İlginç. Evet, good morning Serhat. Money is not found, the situation going to be bad. I would not be surprised if you have rioting, looting. Oh. The worst news, Turkey has just started virus. It will get worse and fights will not resume until June. Evet, Serap Cefer Santos diyor ki para yoksa durum daha kötüye gidecek. Ve sürpriz olmam diyor, eğer sokaklarda insanlar bazı şeyleri kırıp dökmeye başlarsa ben sürpriz olurum. Olmaz böyle şey bizde inşallah. Yok böyle bir karakter diyor Acun Umulcalı bizde. İnşallah yoktur. Güner abim günaydın, sağ olasın.
Futbol ligleri Nisan'da tekrar antrenmanlar başlayacakmış diye bir duyum aldım. Mayıs sonunda maçlar eğer böyle bir karar alındıysa dünyanın en saçma kararı o. Yoktur böyle bir şey Fırat Kolal, bekleme öyle bir şey. Evet, Evren Nadir, görüşemedik. Mustafa Nadir kardeşim selamlar, çok 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 selamlar. Biraz daha görüşemeyecek. Evet. KKTC'nin nüfusu diyor Sacit Canova 400 bin. Akil insan sayısı 400 bin. Güzel bir saptama. Burhan Elem günaydın. Kenan Aksoy hocam hacım günaydın. Bilim konseyi sakın açılım yapmayın. Daha çok erken diyor. Hükümet dinlemiyor. Dinlesinler. Aysın Öztürk müdürüm günaydın. Kemal Osman Ceyhanlı zaman gevşeme ve yumuşama zamanı değil diyor. Muhammed Gözay, kamuda çalışan kesimlerin maaşlarını çok aşağılara çekeceği bir acı gerçektir diyor hükümet edenlerin. Sendikacılar çok rahatsızlık içerisine girmiş durumdadır diye uyarıyor. Orçun Kamalı selamlar ediyoruz. Sağlık Kurulu'nun kararına göre antrenmanlar başlayabilir ama şeye göre ne diyorlar? Distans, sosyal distans. Korona döneminde yaşadıklarımızı unutmayız ve koronadan sonra devlet olmak için çözüm isteriz. Bahattin Günel, çok güzel söyledin, selam ederim. Hristiyan alemi Paskalya'yı kilisede, Müslüman alemi mübarek Ramazan ayını camide karşılayamıyor. Allah'ın topuzu yok ki kafamıza vursun. Bu demek değil mi ki dünya alemi bir yerlerde, yanlış yapıyoruz demiş bugün. Cemile Kanara Gümüş, selamlar ediyoruz Cemile Kanara Gümüş'e de günaydınlar diyoruz. Araba ile gömüldü, evet birini gördüm diyor Zekiye Paşa ama arabayla gömüldü. Hükümet edenler sermayeyi memnun etmek için bazı yerleri açıyor diyor Muhammed Gözay. Suna Atam Kalkanlı Bakım Evi'nden, biz de Kalkanlı Bakım Evi'ne selamlarımızı iletiyoruz herkese. Suna Atam en başta. Neler oluyor ülkemde diyor, bombalar bir bir patlıyor diyor Fatma Sapri. Bombaların patlaması neyse anlamadım, herhalde UBP ile ilgilidir. Evet Sami Karasalih, tavuklara horozlara selam ederik. Aydın Tepe günaydınlar, Kubilay Güler tekrar günaydınlar. Bilal Dericioğlu söylemiştik Bilal Bey, sağ ol teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, iyi ki varsın. Gürcan Osman Baba, sağlık vakalar artabilir, bunun sorumlusu diyor, zemin hazırlamasınlar. Aziz Kemal, Necdet Mavi Gözlü, Fatoş Kerimoğulları, Hasan Hüda Ecer hocam günaydın. Sağlık kurulunun görüşleri dikkate alınmayacaksaydı neden kuruldu? Rehavete kapılmak bizlerin yeniden evlere kapanmamıza neden olabilir. Bu konuda sağlıktaki yetkililerin görüşlerine dikkat etmeliyiz. Hasan Hüda Ecer hocam dedi. Hasan Kerman günaydın diyor. Mehmet Alibay Alibeyoğlu. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız. Bahar Bahçe çok güzel. Çok güzel şarkıdır bu Ahmet Kaya. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum, güzel dostum. Dediklerinize katılıyorum. İtirazım sadece tecavüzcü ve katillere. Evet, onlar kalacaksa kalır düzenleme. 10 kişi, 15 kişi onlar kalır. Onlar da rahat kalır. Onlar da riskten uzak kalır. Necdet Mavi Gözlü çok güzel. Fatma Tuğcan günaydın. Evet yine yazdım diyor Gürcan Osman Baba. Ortalama bir yıldır yurt dışında yaşayan maaşta vakilimize 150 özel sektör çalışanına yardım ödenebilirdi diyor. Orhan Bebek günaydınlar. Gürcan Osman Baba anladım, teşekkür ederim. Herkese sevgiler saygılar ederim. Araya gittik. Aradan sonra buradayız.